Evet başkanım, 3 birlik bir galibiyet. 10. maç Emre Hoca'ya geldikten sonra 8 galibiyet, 2 beraberlik. Nasıl bir performansla değerlendirmeniz nasıl olur? Hafta sonunda Trabzonspor maçı var. Evet, yani bir maçı daha geçtik. Her maç zor. Giresun'da çok başarılı bir süreç yaşıyor. Lige ilk yıl çıkmasına rağmen gerçekten yenilmezlik serisini şu ana kadar sürdürdüler. Zor günlerde geçirmesine rağmen iyi bir takım olduğu için iyi bir mücadele etti. Ben Giresun'un ilk yıl olmasına rağmen performansından dolayı tebrik ediyorum. Tabii bize de başta teknik direktörümüz Emre Hoca olmak üzere oyuncu kardeşlerimize tebrik ediyorum. Önemli maç. Her maç zor. Her maç ayrı bir atmosfer. Ama gerçekten iyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Bundan dolayı mutluyuz. Galibiyetle bitirdik. İnşallah son hafta pazar, cumartesi günkü maçımızı da geçip artık devre arasına hazırlanacağız. Başkan, Edin Dişar'a bugün bir gol attı. Sürekli de ismi dinlendi. Dişar'a gelen bir transfer teklifi var mı? Durum nedir? Vizca'nın biliyorsunuz bugün bir gol, bir asist. Bir gol, bir asist. Maşallah o Türkiye'de gelmiş geçmiş yabancılar içinde rekora doğru koşuyor. Dolayısıyla herhalde Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak. Özellikle asiste. Daha bu hafta maçımız var. Edin Visca bu takımın en önemli oyuncularından biri. Dolayısıyla her zaman teklif geldi. Sadece bu yıl değil. Şu anda da Türkiye Ligi'nden de Avrupa'dan da teklif var. Ama şu haftaki maçı bitirelim. Önümüzdeki hafta devre arası. Bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz. Başkan, detay şunu sorayım. Takas çok konuşuluyor. Yani tabii değerlendirirsiniz ama takas da söz konusu olur mu? Visca burada yaklaşık 10 yılı bitiyor. 10 yıldır Visca'yı gerek Avrupa'dan gerek Türkiye'den hep takımlar istedi, biliyorsunuz. Geçen yılda, evvelki yılda bütün takımların hepsi talepte bulunmuştu. Dolayısıyla devre arası geliyor. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim, temin söylediğim gibi, en kıymetli oyuncularımızdan biri. O günkü şartları değerlendiririz. Başkanım, şunu da eklemek istiyorum. Abdullah Avcı, teknik direktör Trabzonspor'la sizle de ilişkisini biliyoruz. Takım için de, bu camia için de çok önemli bir isim. Transfer şartlarını eğer karşılarsa Trabzonspor anıldığı için... Bunların hepsini devre arası değerlendirmemiz lazım. Bir maçımız daha var. Türkiye'den sadece bir takım değil, en az iki takım talep ediyor, istiyor. Yurt dışından da var. Sadece oyuncumuz değil, birkaç oyuncumuza yurt dışından da teklifler var, Türkiye'den teklifler var. Bunların hepsini bu hafta bittikten sonra devre arasında değerlendireceğiz. Sayın teşekkür Başkan, ederim. Emre Belözoğlu, peki devre arası için böyle bir takviye konusunda bir görüşme yaptınız mı? Bölgesel olarak şu bölgeye takviye yapacağız diyebilir misiniz? Hepsini hocayla değerlendireceğiz. Onun için söylüyorum, bu haftayı bitirelim. Hayırlısıyla bu hafta bitmeden konuşulmaz. Bu haftayı bitirelim. Hocanın raporuna bakalım. Hangi bölgeye ne ihtiyaç var? Yeni transfer mi? Vereceklerimiz var mı? Bunların hepsinin hocanın raporu doğrultusunda yönetim kurulu olarak bir karar veririz. Futbolcumuz için de, kulüp için de en doğru olan kararı alırız. Teşekkürler. Sonuna kadar kovalayacağız. Biz hep zirveyi kovalayan bir takım olduk. 8 yıldır Başakşehir'in başka bir ezberi yok. Sonuna kadar hep mücadeleyi, şampiyonluk yaşamış bir takımız. O yarışın hep içinde olacağız. Hep zirveyi zorlayan bir takım olacağız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler.